Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın. Evet, sabah saat 6'sı ama ben size bu videoyu sabah saat 8 gibi paylaşıyorum arkadaşlar. Sabah saat 8-8.30 araları. Evet, günaydın dedik şöyle harika güzel sabahtan. Çok güzel size şöyle papatyalarla beraber açtık. Evet, şöyle çantamızı hazırladık. Daha doğrusu sepetimi hazırladım. Bunu benim kuzenim ördü arkadaşlar. Elemi, Göz Nuru. Allah razı olsun kuzenim. Örmüş ve ben böyle pikniğe giderken kullanıyorum. Evet, şöyle birazcık hazırlık yaptık. Pikniğe gitmiyorum aslında. Kekik toplamaya gidiyorum arkadaşlar. Şöyle suyumu koydum, poşet koydum, tripodumu koydum. Şurada hemen cüzdanım var. İçinde kimliğim falan her şeyim var. Şöyle bir bıçağım var arkadaşlar ve şöyle Osmaniye usulü bizim bayram kömbemiz var. Bu bayram kömbemizin özelliği bayramlarda yapılır ama gerçi artık her yerde yapılıyor da sürekli her mevsim yapılıyor. Ama bizim normalde çocukluğumuzda bayramdan bayrama yapılan bir kömbeydi. Hemen şöyle aslında daha önce videosunu paylaştım ama şöyle göstereyim arkadaşlar. Baharatlı, hatta durdukça daha çok tatlanan, daha çok lezzetlenen bir baharatlı bir kömbe arkadaşlar bu. Evet, tahinle, zerdeçalla, karanfille, zerdeçal demeyeyim, karanfil, zencefil ve tarçınla yapılan, tahinle yapılan, sütle ve tereyağlı, zeytinyağlı yoğurulan bir kurabiye türü arkadaşlar. Osmaniye usulü bayram kömbesi. Evet, şöyle elma koydum, bayram kömbesi koydum. Hatta akşamdan yemeğimi hazırladım. Geldiğinde yemeğim hazır olsun diye. Peki Gülay Hanım, böyle anlatıyorsun, nereye gidiyorsun diyenler vardır mutlaka. Evet, kekik toplamaya gidiyorum arkadaşlar. Şöyle ben akşamdan yaprak sarması yaptım. Gelince yemeğim hazır olsun dedim. Biraz da bundan alacağım. Şöyle aparatif, aslında pikniğe gitmiyor. Aparatif, şöyle ayaküstü atıştıracak bir şeyler olsun istedim. Çünkü kahvaltımı bile yalan yanlış yaptım bugün. Merhaba arkadaşlar. Evet, Çağşak köyündeyiz arkadaşlar. Osmaniye bağlı Çağşak köyü. Evet, çok güzel, harika manzaralı. Ve bu arada kekik toplamaya geldik arkadaşlar. Az sonra da zaten arabanın yanına gidersem de orada keçiler var. Onları da çekeceğim. Çok güzel keçiler var. Keçi yavruları var. Meleşiyorlar. Evet, kekik toplayacağız dağlardan, ormandan. Şöyle biraz etrafı çekeyim. Ve arka tarafımız olduğu gibi dağ. Şöyle göstereyim. Evet. Geldik. Gelincikler, harika otlar. Ve giderken de eve gümece toplayacağım nasip olursa inşallah. Hemen başlayalım. Kekik toplamaya halam bir yandan başladı. Hemen şöyle bir bakalım. Bulabildin mi hala? İyi iyi. Bir gezelim bakalım. Artık ne varsa nasibimizde, kısmetimizde. Evet. Şöyle kelebekler uçuşuyor. Ay, şurada ileride mosmor çiçekler var. Neyi konuşuyorsun hala? İyi iyi, gerisi gelir. Gerisi gelir. Ha. İyi. Ay hala, sakızlık da varmış. Hala, sakızlık salatası yaptın mı hiç? Vallahi hem kavurması çok güzel oluyor. Şöyle şifa niyetine birkaç tane alıp yiyeceğim. Salatalara koyması çok güzel oluyor. Normal salatanın içerisine bir kavramda bundan toplayıp koyarsan mis gibi kokuyor. Sakızlık dediğimiz menengiş arkadaşlar. Menengişin taze filizleri. Hmm.
Ben de sana eşlik yapayım. Ben de sana eşlik edeyim. Helal. Daha keki de, daha çayı da var burada. Şu var ya. Atarım bunu sen için dediğim için. Şifa niyetini alalım da. Ya salatası da çok yiyorum, zeytinyağlı. İşte katamadığımın yüzünden hasret kalıyorum her şeye kuzum. Miden ameliyat şeyi o kötü işte. Ana bak şuradan filizleri al bakalım. Ha neresinde kuzum? Bu mu? Bunlar taze taze yenir. Ara şöyle yerlerde var. Geçilerin ulaşamadığı yerler herhalde. Giriş kullanmış. Hemen geçilerin yolundan gidiyor ya bizde. Yemiş gitmişler. Hain oldumlar. Şurada. Ay çok güzel büyümüşler. Bak burada çok güzel büyümüşler. Tazecik. Evet. Bu arada kekik türü bizim Türkiye'mizde 40 çeşidi varmış. Bir araştırdım. 40 çeşit kekik varmış bizim memleketimizde. Zahter de deniliyor, kekik de deniliyor. Çok çeşitlisi var. Yavru cazı şeye gitmiş, bakmış ne birçok birçok. Balığa geliyor. Aranın içerisinden yedi ama Oo, orada demek ki bayağı çokmuş bir içtiğine ya, göre. Evet, seni alamam ben de geldim. Onu da gayrı şey edince gelemedik buraya, o köyün üstüne götürüverdiler akşam üstü çocuklar, söz verdik. Oradan topladım, bir bardak çıktı. Zeytinyağlı salamurası da yapılır, kahvaltılar da yenilir. Hatta zeytin, yeşil zeytinden salatası çok güzel oluyor, nar ekşili. Çok güzel oluyor, hala çok lezzetli oluyor. Taze kütüksem yani el lezzetli. Aynı patosuna sen el lezzet aynı. Patosuna. Ne katarsan kat yenirse yani öyle. Evet. Bu ellerde de çok insan bilmez. Evet. Yani birbirine katıverir, ne güzel olur o yemek. Onu hiç çok insan bilemez. Zaten çünkü aynı Zübeyde de yok o. Hala Zübeyde bu videoyu izlerse duyar ha. Elde daha yok. Doğru, hemen biraz da kıyılar. Artık orasını keserim. Ben ya mesela kulaçayı ne ben kendileri yapayım yapamıyorum. Tutturamıyorum diyorum ben. Biri de özenmiyorum işte bilemiyorum. Ben de zaten o Allah tarafından görmedim. Öyle. Buralarını keçiler yemiş keçiler. Evet, bütün yerlerde var değil mi? Çok güzel olur şey keçi sütü kekik. Kekikli keçi sütü. Evet toplamışlardır hala. Evet çok güzel. Sonra bir bardak da şeyi getirdik. Seni daha getirdik. Valla keki ben kekik kurusunu her yemeklere kullanıyorum. Ben de atayım aşkım. Mesela cacığın içine kuru nane koyulur ya, ben bir kaşık da şey koyuyorum. Yani kekik koyuyorum. İyi de faydasız mı koyacağım? Faydası var diye. Evet.
bazı midem ağrıyor. Nanenin içinden bile vereyim. Şey bu arada hem mide ağrısına çok iyi geliyor hala. He. Midedeki gaza, sindirim sistemine. He. Hatta öksürüğü baskılıyor. Öksürüğe çok iyi geliyormuş. Bu arada Zübeyde'ye benim kıza içireyim biraz. Bu aralar öksürüyor. He. Balgam şey, attırıyor. Şey öksürüyor o zaman. Polen. Polen alerjisi. Küçük bayağı var ha. Bu zafarı bir şey yok. Aralarda bu bölümde senin yaratan. Arasını otu kurum bile meydan açıyor, ayrılıyor ha. Evet. Anam kızım bak sen anam. Doluk doluk. Toplayacak. Onunla idare ettim. Şey 10 liraya kek 2 kilo bardağı diye getirme alıcı mıydı? Kurusunun bardağı mı 10 liraya? He öyle dediler bir kadın. İsitçedenmiş. Getir oradan alayım diyordum sonra. Sil daha getirdi, şey getirdi, yetti bana. Ben haberim olaydı, olmadım ben de verirdim. Hala benim de vardı. He, daha geçen zaman... seneden var kekiğim. Böyle birbirimizden haberleşir veririz birbirimize. Ben komşuma da verdim. He. Kekiği yokmuş. Belki de. Biraz çöp var ama... Çok tazecik ama. Evet evet hala buldum bak burada çok güzel. Ay mis gibi de kokuyor. Evet. Salamurası da güzel olur şimdi. Bunlar kekik değil arkadaşlar. Bunlar dağ çayı. Bizim çocukluğumuzda bunun alıcısı gelmişti köye. Çuval satışını yapmıştık. Biraz daha taze bunlar. Biraz daha şöyle üzerinde şeyleri çıkması lazım. Minik minik tumbak tumbak şeyleri çıkması lazım. Şurada kekik varmış. Böyle keçilerin yemediği yerlerde daha güzel oluyor sürgünleri.
Evet, şuradan eve güneşlerimi de alalım. Her taraf ebe gümeci arkadaşlar, şöyle alalım. Akşama da ebe gümeci çorbası yaparız, ebe gümeci kavurması yaparız. Aşkım. Aşkım. Biri sarı, biri siyah. Siz çok mu tatlısınız? Korktun mu tuşbağacık? Şurada kekik varmış, onu da alayım. Tosbiş. Tosbiş diye bir çizgi film vardı ya. Tosbiş. Çok küçük arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok minnacık. Şöyle bakabiliriz. Parmak boyunda arkadaşlar. Parmak boyunda, şöyle göstereyim. Çok küçük. Halam kaptırdı kendini. İlahi söyleye söyleye topluyor. Her yer kekik, çok güzel. Evet, iki tane yolunu kaybetmiş kedi arkadaşlar. Ne derim bunlara? Dağ kedisi. Dağa çıkmışlar, dağ kedisi. Oh, geziyorlar. Vallahi bugün epey şey gördük. Tosbiş gördük. Kelebekleri gördük. Kedicikleri gördük ve keçiler de göreceğiz. Giderken keçilere azıcık çekerim, nasip olursa inşallah. Evet, kekiklerimizi topladık arkadaşlar. Şöyle doldurdum sepetimi ve hatta şöyle musmur çiçekler, eflatun çiçekler, kelebekler.
Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Evet, kanalımız abonelikler tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Gönül rahatlığı abone olabilirsiniz. Hatta zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videodan haberdar olursunuz. Evet, hoşça kalın arkadaşlar. Videomuzu paylaşmayı unutmuyoruz ve like'larımızı unutmuyoruz arkadaşlar. Yorumlar kısmına da bir çiçek, böcek eklerseniz çok sevinirim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.